Bu koloidal gümüşün çocuklarda kullanımını soruyorlar bana sıkça. Açıkçası sadece çocuklar değil, yani tek tek ayırmamak lazım. Çok hücreli, bütün canlılarda işe yarayacağını ben size rahatlıkla söyleyebilirim. Şimdi çocuk tabii daha hassas olduğu için aileler endişelenebiliyor. Acaba zararı olur mu? Herhangi bir yan etkisi olur mu? Olmaz. Bunu yıllardır kullanan bir sürü insan var. Çocuklarına veren insanlar var. Ben o kadar çok anne babadan duydum ki şunu. En çok da şu konuda dikkatinizi çekeyim ben. Okula gidiyor bu çocuklar. Salgın hastalıklar oluyor. Grip oluyor mesela. Birçok anne babadan duymuşumdur. Bütün sınıf hasta olurken bizim çocuklara bir şey olmadı diyen sayısız insan hatırlıyorum. Tabii bu benim şahit olduğum örnekler ama ben size yurt dışından da örnek vereyim. Birkaç tane yayın buldum. Tanınmış bir biyofizyolog, yazar, öğretim görevlisi Doktor Kurt Grange şöyle demiş. Koloidal gümüş çocuklar için güvenli görünüyor. Tatsız, kokusuz, serbest radikal içermiyor, insan enzimlerine zararsız ve ilaçlarla olumsuz reaksiyonları yok. Açıkçası benim de bildiğim kadarıyla ilaçlara karşı olumsuz, yani etkileşime girmiyor. Neyse devam edelim. Dışarıdan uygulandığında cilt aşınmaları ve yanıklar gibi durumlarda yardımcı olduğu görülmüştür. Güneş yanığı da dahil. Vücudun enfeksiyonun üstesinden gelmesine yardımcı olmak için gözlere ve kulaklara damlatılabilir. Bununla birlikte küçük çocuklar söz konusu olduğunda bu tür bir tedavinin iyi bir doğal uygulama olacağını, doktor rehberliği ve yönlendirilmesiyle yapılmasında fayda var. Ama yani şöyle bir durum var. Bizde doktorlar hala buna tam olarak alışamadı. Alışsalar bile, yani bunu kullanan doktorlar var ama hastalarına vermeye çekinen doktorlar var. Çünkü herhangi bir durum söz konusu olduğunda izlenmesi gereken bir protokol vardır. O protokolün dışına çıkarsanız eğer en hafifi işinizden olursunuz, yani başınız belaya girer açıkçası. O yüzden her doktor buna bulaşmak istemiyor. Özgür çalışan doktorlar var. Kendileri için kullanan doktorlar var. Benim bizzat tanıdığım arkadaşlarım var yani. Şimdi bu ikinci bir durum var. Çocuklarda en çok ortaya çıkan rahatsızlıklardan bir tanesi bu süt alerjisi. Bununla ilgili bir şey yazmışlar. Doktor James Bach, medical doktor bu. Bir çocuğun kulakları sık veya yani sık sık tekrarlanıyorsa süt ürünlerini tüketmesinin mümkün olduğunca kısıtlanması gerektiğini belirtmiş. Kusura bakmayın, öyle pat diye simultane tercüman olmadığım için çeviremiyorum. Şimdi akne gibi sorunlardan bahsediyor. Bir çocuğu tekrarlayan böyle akne, sivilce gibi sorunları varsa herhangi bir fayda sağlayıp sağlamadığını görmek için süt ve süt ürünlerini 30 gün boyunca çocuğun diyetinden çıkarmayı deneyin. Ki zaten yani süt videosunda anlatmıştım ben bunları. Süt insanlar için zararlıdır arkadaş. Yani 2 yaşını geçmiş insanların tamamı süt tüketmemelidir. 2 yaşına kadar da sadece anne sütünü tüketmelidir. İnek sütü insanlar için faydalı değildir. İnek sütü inek için faydalıdır. Siz o sütü alır içersiniz, bir sürü şey yaparsınız ama neyse detaya girmeyeyim. Ben onu aşağıya linkini koyarım, onu izleyin. Süt videosunu, zararlarını anlatıyorum orada. Doktor Michael Greger, inek sütü, süt ürünlerinin çocuklarda tekrar arızaların tekrarlandığı durumlarda neyse burayı da tam çeviremedim. Şöyle bir şey anlatmış. İnek sütü den kaynaklı rahatsızlıklar duyarlı çocuklarda işte bu kulak enfeksiyonları arasındaki ilişki 50 yıldır zaten takip edilmiş, belgelenmiş. Bu bağlantının süt alerjilerinden kaynaklandığı düşünülüyor diyor. 40 yıldır bir ineğin 3 aylık bir denenmesi süt eliminasyonu diyeti. Tekrarlayan kulak enfeksiyonu olan çocuklar için böyle denemeler yapmışlar. Sütün zararlı olduğunu o da söylüyor. Hani süt alerjisi için kullanabiliyorsunuz bunu ama işte dediğim gibi koloidal gümüş kullanmadan önce sütü kesmeyin. Zaten bütün sorunlar gidecektir. Ona rağmen hala devam ediyorsa
Başka bir sorun vardır. Doktorunuza danışın. Çocukların gözlerine gümüş nitrat damlatırlar göz sağlığı için. Kolloidal gümüş son derece zararsızdır. Şimdi nedir kolloidal? İnsanın enzimleri de kolloidal yapıya sahiptir. Yani insan kanı mesela kolloidaldir. Kolloidal ne olduğunu ben başka bir videoda daha detaylı bir şekilde açıklarım. Ama kısaca şunu söyleyeyim. İnsan vücudunda kolloidal gümüş kolayca absorbe edilir. Çünkü kolloidal yapıya, insan enzimlerine uygun bir yapıya sahip olduğu için orada bir sıkıntı yok. Fazlası doz aşımı olursa ne olur? Fazlası dışarıya atılır. Kısacası çocuklar için güvenli kullanabilirsiniz. Sivilceler için kullanılabilir. Göze, kulağa bu gibi enfeksiyonlarda bakın kullanan doktorlar var. Ama dediğim gibi bu şeye uygun olmayan ilaçlar varken prosedüre uygun olmayacaktır neticede. O karar size ait ki benim burada söylediğim hiçbir şey doktor tavsiyesi yerine geçmez zaten. Ki ben doktor da değilim. Şükür ki doktor değilim yani. Şimdilik zannediyorum bu kadar yeter. Bununla ilgili aslında çok fazla yayın var. Merak eden okur. Yani yapılan çalışmalar var. Çünkü ben burada ne desem boş. Hani sen nasıl olsa bunu yapıyorsun, satıyorsun gibisinden düşünenler her türlü yalanı uyduracağımı da tahmin edebilir. Bunu yapanlar da var. Ama araştırın diyorum biraz yani. Çünkü ben bunu kendim için, evdeki hayvanlar için, çocuklar için, çevreme veriyorum aynı zamanda. Herhangi bir sakıncası olan bir şeyi ben hiçbir zaman hiç kimseye zaten önermem. Kendinize iyi bakın, sağlıklı günler dilerim.